Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ceal li veziran min ehli Harun ahi işted bihi ezri ve eşrik fi emri kay nusabbihake kesira ve nezkurake kesira inneke kunte bina basira. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim ve sallillahumma ala Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbahi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Muhakemat. Üçüncü makale. Delili ihtirayı okumaya devam ediyoruz. Vehim ve tembih başlıklı, alt başlıklı yerde kaldık. Geriye referans vermeden devam edelim. Çünkü geriye referans verince çok uzun oluyor ve bir de belki sıkıcı tekrarlara vesile neden olabiliyor. Hemen okumaya başlıyorum. Eğer sual etsen, nedir şu tabiat ki daima onunla tıntın ediyorlar? Hani Türkçe'de biz ötüp duruyorlar deriz ya. Öyle bir ifade. Tabiat dedikleri şey neyin nesidir? Aslı esası ne bunun da? Tabiat, tabiat, tabii, doğal, doğal gaz, doğal değil mi canım? Öyledir zaten. Kış geldi, havalar soğur. Neye? Tabii öyle. Her kış geldiğinde hava soğur gibi böyle karmaşık. Ne dediğimizin çok da bilincinde olmadan kullandığımız bir ifade. Tabiat. Yalnız biz günlük hayatımızda yanlış ya da doğru bir şekilde kullanıyoruz da onun için problem değil. Ama ciddi ciddi kendisini düşünen bilim adamı diye tanımlayan insanların da kullandığı bir tabir ama onlar çok daha ciddi bir bağlamda kullanıyorlar. Yani eşyanın varlığının tabiatın gereği olduğunu, eşyanın tabiatının gereği olarak belli özelliklere sahip olduğunu söylerken tabiat kelimesini kullanıyorlar. Tabiatın ürünüdür deniyor bazı bir konu gündeme getirilirken ama gerçekten tabiatın ne olduğunun tanımını ciddi bir şekilde yapmıyorlar. Çok basit. Neden yapmadıkları, yapamazlardı ondan. Yapamadıkları için yapmıyorlar. Yapmadan da konuşup duruyorlar. Kendisi diyor. Kendisi. Nedir o kendisi ki? Ben varlığım kendisine. Zaten soruyorum bu varlık nasıl var oldu diyorum. O da tabi olarak var oldu diyor. Yani tabiat değil, kendisi diyor. Yani kendisi var oldu diyor. Bu kelime ciddi bir şekilde çok uzun süredir. Çok uzun süreden beri bir ideolojik ama yalnız ideolojik değil, felsefi akım olarak ama ideolojikleştirilmiş bir felsefi akımın temel terimi olarak kullanılıyor. Bu felsefenin ideolojikleştirilmesinden ne kastettiğimi herhalde anlıyoruz. Ve bir felsefe akım ben böyle görüyorum demenin ötesinde bütün bilim çalışmalarının bu anlayışa dayalı olarak yapılması lazım geldiği konusundaki bir direnmenin, bir diktatörlüğün aleti haline getirildi. Özellikle geçen çağda 20. şimdi de 21.
çağda diktatörlük haline getirildi. Bilim diktatörlüğü haline getirildi. Bu diktatörlüğün kılıncı tabiat kelimesidir. Çok ciddi bir olaydır. Avamın, senin, benim günlük hayatımızda tabii canım diye konuştuğumuz kadar masum değil. Kasıtlı bir zorlama var, direnme var. O kelimeyi kullanmadan, doğal olarak böyle oluşuyor kelimesini kullanmadan, eşyanın doğasında bu var diyerek, eşya demiyor, o bilimsel bir kelime kullanıyor. O bilimsel, herhangi bir maddede gördüğü, herhangi bir maddenin içerisinde gördüğü bir parçacığa bir isim takıyor. Ve bu isimin de Latincesini ya da Grekçesini söyleyerek bilim yapıyor. Halbuki onu Türkçe bir basit kelimeyle de ifade edebilirdi ama bunu bilim adına yaptığını ve senin bilmediğin bir şeyi bildiğini ima etmek üzere bir kelime aktarıyor bir başka dilden. Sen o kelimeyi bilmeyince bu özel bir alan diyorsun. O alanın uzmanı konuşuyor. Çünkü bak o terimleri biliyor, ben bilmiyorum diyorsun. Ve böylece bir yabancılaşma, bir ürkütme söz konusu oluyor. Bilimsel kelimeler kullanmak. O bilimsel diyoruz. Bak ben de o hatayı yaptım. Bilimsel falan değil. Bir başka dildeki kullanılmış bir kelime. O bilim dalında çalışanların o kelimeyi tercih etmelerinden dolayı. Nasıl bütün Arapça Kur'ani esaslı olan kelimelerin hepsine Türkçe'de yeni bir uydurukça dediğimiz bir kelime uyduruluyor, yakıştırılıyor ya, neden o kelimelere bir yakıştırma yapmıyorlar da Türkçe'den bir kelimeyi üreterek veya türeterek yeni bir kelime oluşturmak suretiyle o kelimelerin yerine kullanmıyorlar diye ben çok merak ediyorum. Belki siz de merak ediyorsunuz. Neden Arapça kelimelere karşı çok özel bir hassasiyet var da bu bilim adı altına yapılan çalışmalar, adı altında yapılan çalışmaların kullandığı Latince kelimelerin neden acaba, Latince zaten canlı hayatta kullanılmayan bir dildir. Arapçadaki zorla itilip kakılıp unutturulmaya çalışılan kelimeler canlı olarak kullanılan kelimelerdir bugünkü dünyada. Latince bugünkü dünyada hiç kimsenin konuşmadığı bir dildir. Ama o da bir dil, inkar etmiyoruz da neden bu dilin kelimelerini kullanarak İnsanlar arasında bir korkutma, bir ürkütme aracı olarak alet ediliyor. Çünkü insanları siz bunlardan anlamazsınız, biz biliriz demeye gelen bir tavrın içine koyuyor. Halbuki herkesin anladığı bir kelime kullanacak olsa, o zaman deriz ki yani ben böyle bir şey görmüyorum, görüyorum vesaire. Yabancılaşmam, konunun içerisine girerim. Her neyse, ama efendim o kelimeyi kullananlar Batı dilinde konuşan insanlardır dediğimizde olabilir. Olabilir ama nasıl Batı'daki yazılmış? Herhangi bir Batı, Fransızca, İtalyanca, neyse Romence, İngilizce, herhangi bir kitabı Türkçe'ye tercüme ediyorsunuz. Onları da tercüme edin. Onlara da bir kelime uydurun. Yakıştırın, Arapça kelimelere yakıştırıyorsunuz da onlara niye yakıştırmıyorsunuz diye insan şüpheli bir şekilde oraya bakıyor. Her neyse, bu tabiat dedikleri kelimeyi kullanan bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmaları insanlara takdim ederken hep doğa tabirini kullanıp kendi kullandıkları Latince kelimeleri bilenler arasındaki konuşulan bir dil ile konuşup seni beni yabancılaştırıp ürkütüp
konuyu anlamayız biz. Bunlar bilenlerdir, biz bilmeyiz demeye getiren bir statü farkı oluşturuluyor. Ama bunu hiçbir alanda yapmamak lazım. Hiçbir alanda yapmak, yalnız felsefi alanda değil, yalnız ideolojik alanda, ideolojilerin empoze edilmesi alanında değil, hiçbir alanda yapmamak lazım. Yani yabancılaştırmaya vesile olacak kelimelerin kullanımından uzaklaşmak lazım. Her neyse, bu uzun bir konu. Bu kimseler bu bilim adamlığı adı altında felsefi kendilerine ait olan görüşlerini, kendi felsefelerini, dünya görüşlerini kabul etmeyen kişilerin yapmaya çalıştıkları yorumları bilimsel olmamakla itham edip reddediyorlar. Bu anlamda ideoloji haline döndü şimdi. Bilim, bilimsel yorumlar felsefe olmaktan çıktı. Onun ötesinde direten, diktatörlük yapan ideolojiler haline dönüştürüldü. Bunu bilenlerimiz çoktur zannediyorum. Bilmeyenlerimiz varsa böyle bir olay var. Dikkat edin, araştırın, soruşturun. Birazcık şöyle ehli insaf ve bilim dalında çalışan arkadaşlarınız, tanıdıklarınız varsa sorun bakalım. Doğa doğaldır, tabiidir, kendi kendine oluşuyor, oluşmuş, oluşacak vesaire gibi kelimeler kullanılmadan bu varlıkta bir hikmet var, bir kasıt var diyerek bir tane adam, ilim adamı kasıt görüyor, hikmet görüyor ve bu hikmetin, kastın gerisinde bir irade görüyor. O iradenin bilinçli bir irade olduğunu görüyor. Bunu yazdığı takdirde herhangi bir bilim dergisinde bu makalesi yayınlanabilir mi? Var mı böyle bir imkan? Bırakın yalnızca Türkçe konuşulan yerler değil, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir imkan yok. Hemen iterler, kakarlar ve kesinlikle bilim dışı damgasını vurarak kabul etmezler. İşte tabiat kelimesi bu anlamda çok önemli bir kelimedir. İçeriğiyle birlikte. 1900'lerin başlarında erken başlarında 1900'lerin hatta naturalizm 1800'lerin sonlarında artık dünyayı istila etme üzere silahlanıp yola çıktı, kitaplarını bütün dillere tercüme ettirdiler. Kimlere ettirdi? İnanmak istemeyen her toplumda birkaç kişi bulunur. Bunlara ettirdiler. İslam toplumundaki, yani Türkçe konuşan, Arapça konuşan, Farsça konuşan dünyada da bunların kitapları tercüme edildi ve meyvelerini 1900'ün başında artık bu kitapları okuyanlar değişik nedenlerden dolayı, belki istiyordur, belki o kitapların iddialarına karşı itiraz edenlerin mantıksız davranışlarından dolayı o kitapların yazdıklarına taraf oldular vesaire, sonuçlarını, meyvelerini vermeye başladı. Ama bu sonuç, İslam aleminde bu sonucun çıkmasının ana nedeni yalnızca bu ideolojinin dünyayı istila etme planına, programından dolayı değil de, ona dikkat etmek lazım, yalnızca ondan değil. O geldi, kendini ortaya koydu. Ama tabiiliğin bir varlık açıklaması olamayacağını söyleyen dindarların karşı çıkışlarındaki mantıki tutarsızlık
naturalist düşüncenin İslam alemine yerleşmesinde ikinci en önemli faktör oldu. Buna dikkat etmek lazım. Aman canım, olur mu tabii diyorlar, bunlar gavur kafir. Biz Allah'ın yarattığına inanıyoruz diye cevap verilince insanlar zaten şüpheli, kuşkulu bir din teklifi var. Mantıksız, tutarsız bir din anlayışı teklifi var. Bu teklif ile birlikte böyle biz Allah'a inanırız, bunlar dinsizler, gavurlar, bunları dinlemeyin diyerek itham edenlerin tutarsızlığını görünce, ha diyorlar, demek ki bu bilim adamları doğru şey söylüyor diyor. Demek İslam toplumunda yaygın hale geldi. Şimdi herkesin ağzında dolaşıyor bu kelime. Herkesin. Arapça konuşanların konuşmalarını dikkat edin. Her iki üç cümlesinin birisinde taban diye duyarsınız. Tabii demektir. Taban. Tabii olarak demektir. Peki Türkçe konuşanların dilinde tabii canım, doğal olarak öyledir. Tabii ki sen böyle yaparsan tabii ki böyle olur diye bakarsınız. Konuşmanın dilin içerisine sinsice yerleşmiş, artık bilen bilmeyen bilinçli bilinçsiz bir şekilde, genellikle bilinçsiz bir şekilde kullanır duruma gelmiştir. Nursi bunun fevkalade farkında. Yani çok kişi farkında ama Nursi artık çok bilinçli bir şekilde farkında, konunun üzerine gidiyor. Nedir şu kavanin ve kuvati, kuvvetler dedikleri, hani efendim çekme kuvveti, itme kuvveti, donma kuvveti vesaire gibi, kaldırma kuvveti diyor, suyun kaldırma kuvveti, cümleye bak. Ateşin yakma kuvveti özelliği diye kullanılır ama aynı şey suyun kaldırma kuvvetinden bahsedilir. Kuvvet kime ait? Suya. İşte Nursi'nin kuva dediği bu. Kuva dediği bu. Suyun kaldırma kuvveti. Maddedeki çekme kuvveti. Çekme kuvveti. Dikkat edelim. Bu kelime. Bir de kanun. Doğada böyle bir kanun var. Yani o kanun geliyor, burnunu sokuyor, elini sokuyor, iradesini koyuyor, tercihini yapıyor ve bir işleri yapıyor gibi konuşuyor adam. Doğanın kanunu dediğinde, doğal kanun dediğinde karşı çıkılmaz otoriteden bahsediyor, zannediliyor. Sanki öyle bir şey kesinlikle var orada, bir ne derler Türkçe'de, öcü mü derler, heyula mı derler, neyse. Öyle bir atom var, bir de orada bir heyula var, o öcü böcü bir şeyler var, o tutuyor. Atomun içerisinde bir gizli ruh gibi geliyor, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye karar veriyor. Ve o bir şeyin varlığına neden oluyor. Bakın bunlar önemli. Bu konularda çok bilinçli olmamız lazım. Yani biz Allah'a inanıyoruz demek, ciddi söylüyorum. Yani odada bulunan arkadaşları tenzih ederim ama biz Allah'a inanıyoruz demenin, bak çok samimi söylüyorum, hiçbir faydası yok. Ne demek Allah'a inanıyorsun? Onu nereden çıkarttın? Bu inanca nasıl ulaştın? O ulaştığın gerekçelerin faydası var. Ben Allah'a inanıyorum, bunların hiçbirisine ben atın etmez der, arkasından da doğal olarak böyle olur canım der, tabii olur der. Yani herkesin, hani su çok soğuk olunca donar, efendim suyun üzerine kağıt atarsam batmaz ama taş atarsam batar, neye? Suyun kaldırma kuvveti var der. Yani de Allah'a inandığını söyler. Ya kaldırma kuvveti suda var ise
Allah'a ne gerek var? İşte suyun kendisinde bir kuvvet var. Bunu bir de Allah diye nereden çıkarttın der karşındaki adam sana. Ve sen ben Allah'a inandım diye zannederken karşındaki adamın dinsiz olmasına, Allah'ı inkar etmesine sebep olursun. Büyük bir sorumluluktur. Dikkatsiz bir şekilde kullanılan kelimeler insanları dinsiz yapar. Din diye konuşursun, insanların dinsiz olmalarına, karar vermelerine neden olursun. Oluruz. Çok dikkat etmemiz lazım. Peki nedir şu kavanin ve kuvaki? Daima onlarda mütedemdimdirler. Yani demdem edip duruyorlar, tıtıntın edip duruyorlar deriz. Zırlayıp duruyorlar demek. Ne konuşup duruyorlar? Peki cevap vereceğiz ki. Peki ne diyecek bakalım? Alem-i şehadet denilen cesedi hılkatin anasır ve azasının efallerini intizam ve rabt altına alan şeriat-ı fıtriye-i ilahiye vardır. İşte şu şeriat-ı fıtriyedir ki tabiat veya matba'a-i ilahiye ile müsemmadır. Peki Nursi tam bir alternatif görüşle geliyor. Alternatif görüş. Tam zıttı. Nedir o? Birdenbire itham etmiyor dikkat ederseniz. Dinsizler, hainler, dinimizi tahrik etmek istiyorlar gibi sloganlarla gel. Diyor sizin tabiat dediğiniz şeyin matbaa diye böyle işte kendi kendine üretip duruyor, çoğalıp duruyor. Matbaa makinesi var ya, bir kağıt gelir aynı şeyi basar. Onun için matbaa derler. Böyle bir matbaa gibi bir şey var ama bu İlahi bir matbaadır. Yani kendi kendine oluşmuş değil, ona varlık veren, onu yok iken var eden bir yaratıcının eseridir. Dikkat ediyoruz kelimelere. Tabiat ismini verdiğin yaratıcının yaratması sonucunda oluşmuş, var olmuş, varlık alemine getirilmiş bir yaratma fiilinin sonucunda var olmuş eserdir. Sonuç. Yaratma fiilinin ama nasıl bir yaratma? Nasıl bir yaratma? İlahi bir yaratma. İlahi kelimesi neyi ifade eder? Kainat cinsinden olmayan, varlık cinsinden olmayan, varlıklara varlık veren kaynak, varlıklara varlık veren, onların varlık nedeni olan, onların var olmasını tercih eden bir kainat cinsinden olmayan varlık, öyle bir mevcut var, öyle bir şey var olmalı ki onların varlığını yokluklarına tercih edip varlık vermişler, vermiş ve o varlık verdiği eşyaya da o eşyanın özellikleri diye gördüğümüz özelliklerini de var ederek o özelliklerle birlikte var etmiş. Yani çok basit söylemiyle insan var etmiş insana, şimdi ben konuşuyor olduğum için konuşma özelliği ile
var etmiş. Konuşma özelliğini de var etmiş. Çünkü o da varlık. İnsanda milyonlarca sayılamayacak kadar özellikler var. Bu özelliklere de varlık vermiş. Böylece bir bütün halinde bizim insan dediğimiz varlığa vücut vermiş. Ama insan vermiş, insanın kendinde konuşma, duyma, görme kuvveti var. Denmez. Neden? Ben kendimdeki konuşma, görme, duyma, düşünme kuvveti diye bir şeyin ne kendimden kaynaklandığını ne de bu kainatın içerisinde ona kaynak olabilecek bir başka varlık görmüyorum. Görme özelliği verecek bana. Şekil verecek bana. Kalıp biçecek bana. Sen şöyle olacaksın, ayağın böyle olacak, parmakların böyle olacak, parmak kemiklerin şöyle olacak, onların bağları böyle olacak diye karar verecek özelliğe sahip hiçbir şey görmüyorum. Maddeyi bölüyorum, bölüyorum. Bunun içerisinde nerede bir cin mi var, şeytan mı var, ne saklı diye bunları bu özelliklerle donatmış diye merak edip bakıyorum, bakıyorum. Böldükçe daha küçük parça, daha küçük parçanın da daha küçük parçalardan, daha küçük parçalardan oluşan, parçacıklardan oluşan bir varlık, yaratık diyeceğim ona mecburen, yok iken var edilmiş bir şey var. Orada ne ilim olacak özellik görülüyor, ne hikmet üretecek özellik görülüyor. Onlarda bir irade var, tercih var. Aa şimdi bana geldin, dokunma. Ben şöyle yapacağım, böyle yapacağım, benim işime karışma diyecek hiçbir şey yok. Nasıl var edilmişlerse o şekilde var olup gelen yaratıklar. Var edildikleri için var. Onun özelliği var, serttir, yumuşaktır, çeker, iter neyse. Neyse kaldırır, indirir, uçar, kaçar her neyse. Hepsi çekme özelliği var edildiği için çekme özelliği var. Çekme özelliği var edilmezse maddenin kendisi kendi kendine çekmez. Bende de öyle. Konuşma özelliği var edilmediyse ben kendi kendine konuşamam. Bilmem bile böyle bir şeyin olduğunu. Düşünme özelliğim olmazsa benim hücrelerim düşünmez. Çünkü düşünme özelliğini var etme özelliğine sahip değiller ki benim hücrelerim. Onun için bir matbaa-i ilahi ile bu tabiat diye isimlendirmişler onu. Aslında ilahi bir matbaadır. İlahi bir yaratılıştır. Başta söylediğim alem-i şehadet denilen çok güzel bakın bu yaklaşımlar çok güzel. Tabiat diye bir şey söylüyorsunuz. Burada kuvvet var diyorsunuz. Onun kuvveti var. Kanunlar var diyorsunuz diyen adama hayır hayır haşa haşa. Kur'an'ımızda bizim kitabımız Kur'an'ımızda şöyle bir ayette her şeyi Allah yarattı diyor diye bir cevap yok. Zaten Nursi'nin farklılığı burada yatıyor. Arkadaş, sen nasıl laboratuvarda çalışıyorsun ya da toprağı, bitkileri, hayvanları eline alıp bakıp inceleyip ne yapıyorlar diye bir karara varıyorsun ya. Ben de öyle yapıyorum. Alem-i şehadet, senin benim gördüğüm, alem-i şehadet dediğimiz şeyin Arapça bir kelime olmasından dolayı bir şey, acayip bir şeylerden bahsettiğini zannetme. Senin benim gördüğüm, yaşadığım, tecrübe ettiğim alem demek. Şu varlık alemi demek. Şu varlık, müşahede ettiğimiz alem demek. Ya sen de atoma bakıyorsun, ben de atoma bakıyorum. Sen de hücreye bakıyorsun, ben de hücreye bakıyorum. Sen hücreye bakıyorsun da ben Kur'an'a, hadis kitabına bakıyorum değilim.
İkimiz de hücreye bakıyoruz. İnsanız. Sen de insansın, ben de insanım. Senin de düşünme kabiliyetin var, benim de var. Hürce bakacağız insan olarak. Hiçbir şart vermeye girmeden bakacağız. Ne Allah yok şartlanmasına gireceğiz, ne ben Müslümanım maşallah inanıyorum diye bir şartlanmaya gireceğiz. Alem-i şehadete bakıyoruz. Ne görüyoruz? Cesedi hılkat. Bir varlık, var edilmişlik cesedi görüyoruz. Bakın kelimeler ne kadar tarafsız. Sen de bir ceset görüyorsun. Bu ceset insan cesedi olmak zorunda değil. O da dahil de ağaç cesedi olur, bir hayvan cesedi olur, bir fosil cesedi olur, bir atom hücre cesedi olur, molekül, atom, partikül cesedi olur, parçacık cesedi olur. Fark etmez. Bir ceset. Ama varoluş cesedi var. Var bir şey karşımda. Hılkat. Yani yok iken var olmuş bir olay görüyorum. Devamlı değişiyor. Dün böyle değildi, bir gün böyle. Bak değişme yok dedi. Dün böyle bir böyle bir suret yoktu. Şimdi böyle bir suret var. Dün dünya buradaydı. Güneşe göre konumu bugün başka bir yerde. Atomun elektronu bir an önce şöyleydi. Şimdi başka bir durumda. Yeni bir ceset var ortamda. Gözümün önünde ortada duruyor. Bu cesetlerin anası ve azasının efallerini, bunların parçacıklarının, unsurlarının, azalarının ne gibi özellikleri varsa, yalnızca mesela bir hücreye baktın değil mi, içerisinde 1000 tane belki fazla bilmiyorum parçacıklar var, fazla parçacık dedin mi fazla. 1000 milyon milyar, yani sayılamayacak kadar aslında da parçacıklar var. Onların fiillerini, yani bir halden bir hale değişiyorlar, devamlı fiilleri var. Sanki kendileri bir iş yapıyor gibi, hani nasıl ben de bana baktığın zaman insan dili kullanıyoruz ya, yürüyorum, konuşuyorum, elim hareket ediyor, gözüm görme fiilini yapıyor. Kulağım işitme fiilini yapıyor, dikkatli konuşmak lazım. Kulağım işitme fiilini yapmaz da öyle oluyor gibi görünüyor. Kulak aracılığıyla işitiyorum ya, bir fiil var ortada. Düşünme fiili var, konuşma fiili var ortada. Onların fiillerini intizam ve rapt altına alan şeriat-ı fıtriye-i ilahiye vardır. Şimdi kelimelere dikkat ediyoruz. Böyle bir şeriat demek, kurallar bütünü demek. Kurallar bütünü var. Ne kuralları bütünü bu? Fıtri kurallar bütünü. Yani fıtrat, varoluş. Yalnız fıtrat kelimesi ilginçtir. Fıtrat kelimesi hılkat kelimesinden farklı. Hılkat yaratma. Fıtrat ise yaratmaya özel bir, kendine ait yaratılanın kendine ait özelliklerle donatılarak yaratıldığını vurgulayan bir kelimedir. Adamın fıtratı bozuk ya denir ya. Hani ne demek bu? Özellikleri bozuk demektir. Yaratmayı içerir fakat artı o yaratmanın özelliklerine dikkati çeker. Belli özelliklerle donatılarak yaratıldığı vurgusunu yaptırır fıtriye. Yaratılışta özelliklerinin de yaratılmışlığına dikkati çeker. İlahi. Neden ilahi? Neden ilahi dedin şimdi? İlahı nereden çıkarttın? Çünkü ilahi demesinin nedeni şu. Eşeğe bakıyorum. Eşyada bir özellik var. İşte kendimde.
Bu özellik benim hücrelerimin kastedeceği özellikler, varlık vereceği özellikler değil. Çünkü bir, benim hücrelerimin kendisi var edilmeye muhtaç, kendi kendini var edecek hiçbir özellikleri yok. Bu bir. İkinci kademe, kendilerindeki özelliklerin de var edicileri olamazlar. O özellik kendilerinin ve kendilerindeki özelliklerin, bizim gözlemlediğimiz alem-i şehadette, bu özelliklerin var edicisi olarak bu alemde bir kaynak göremiyor insan. Hani bir insan arıyor, böyle bir kaynak varsa gösterin arkadaş. Ben görmüyorum. Şimdi ben kendimde şuurlu, bilinçli bir varlık olarak kendimde kendimin görme özelliğini üstlenecek, ben bunu ben ürettim, ben yaptım diyecek, o yapma kararını verecek, planlayacak, tercih edecek, o tercihini gerçekleştirecek ilim, irade, güç sahibi hiçbir parça görmüyorum. O zaman ne demek zorundayım? Yani daha amiyane bir ifadesiyle, vallahi bilmem ama bu dünyada bunun varlık nedeni yok. O zaman bu dünya cinsinden olmayan bir kaynak olması lazım. İlahi. İnsan bu özellikle donatılmıştır. Bir şeye vücut verecek özelliğe sahip, varlık verecek. Vücut denince bundan hep korkarım ben. Beden zannediliyor. Varlık verecek. Mesela göze varlık verecek. Gözün görme özelliğine varlık verecek. Maddeye varlık verecek, buradaki dedi ya, cesede varlık verecek, o madde, materyalin kendisi. Ne diyorsanız ona, atom deyin, parçacık deyin, ne derseniz fark etmez. Maddeye varlık verecek, maddedeki özelliklere varlık verecek. Mesela maddeyi biz hareket ederken görüyoruz değil mi? Harekete varlık verecek. Varlık, hareket diye bir nosyonun ifade ettiği şey, fenomen, neyse ona varlık verecek, hiçbir şey görmüyorum. Her şey bu özellikleriyle var ediliyor da, hiçbir şey var edici özelliğe sahip değil. Onun için var edici özelliğe sahip değilse, varlık aleminde de bulunuyorsa bir var edicisi olması lazım. İlahi kelimesi bu demek. Madde cinsinden, şu alem cinsinden olmayan bir kaynağın tercihiyle, iradesiyle, bilgisi, bilinçli bilgisi ve yeterli gücü nedeniyle var olduğu sonucuna ulaşmak insanidir. İslami, dini, bizim din kaynaklarımız böyle diyor değil. İnsanidir. Buna dikkat ediyoruz. Dilimize çok dikkat edelim. Önce insaniyetimizi konuşturacağız. İnsaniyetimizin ileriye sürdüklerini söyleyeceğiz. Ondan sonra insaniyetimizin ileriye sürdüğü böyle bir kaynak var. Neyin nesi? Ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun, ben de bilmiyorum. Gelin mertçe kabul ederim bunu. Peki. Peki. Yani şimdi Allah demeyecek miyiz? Hayır. Hayır. İşte burası hassas nokta. Hayır.
Bu maddenin içinde maddenin hem kendisinin de hem de özelliklerinin varlıklarının kaynağı olacak herhangi bir şey bulmuyorum. Yok. O zaman demek ki bu madde yığını olan kainat, özelliklerle donatılmış yığın deyince saçma, kaotik bir yığın değil, mükemmel bir düzen içerisinde hem de hareketiyle de mükemmel olan bir düzen içerisinde, akıl almaz düzen içerisinde var olan şu madde kitlesinin kainat deniyor. Sonunu bul bulma önemli değil kardeşim. Kaç tane yıldız var sayısını bildin diyelim. Katrilyon, trilyon bilmem kaç, on üzeri bilmem kaç sıfırlı olan bir rakamla ifade edilen galaksi varmış. Sayı önemli değil. Sayı önemli değil ama neyse hepsi. Düşündüğüm, düşünemediğim, araştırıp yeniden yeniye bulduğum, keşfettiğim galaksiler olabilir. Olabilir, tamam, yok demiyoruz. Ama sayısı önemli değil. Bunların hepsinin bu özellikleriyle birlikte varlığını tercih eden bir şey olması lazım. Şey dedim bakın. Haşa ya sen Allah'a şey mi dedin diye Müslümanlık, dindarlık yapmaya kalkmayın. Bir şey olmadı, şey olması lazım ya, ben insanım. Bunun bir nedeni olacak, varlık nedeni. Peki ilah dediğimiz şey bu. Bakıyoruz. Din adına konuştuğunu, kainatın yaratıcısının kendisine bu kainatı neden yarattığını şuurlu olarak insanlara izah ettiğini söyleyen kaynak diyor ki, La ilahe illallah diyor. Kim olursa bu kaynak, Muhammed olur, İsa olur, Musa olur, Süleyman olur, beni ilgilendirme, isim önemli değil. Böyle bir kaynak var elimde, diyor ki hiçbir varlıkta ilah, yani o senin hani bir şey olması lazım, bir şey olması lazım diyorsun ya, o şeyin özelliği yok. Peki illahu, biri var, bir şey var. O bu kainata varlık verdi. O hu, huallahu diye anlatıyor şimdi. Kul huve allahu. İşte o hu var ya, Allah. Önemli olan nokta şu. Hani şurada hepimiz oturup Nursi'nin kitaplarını oturup okumak üzere buradayız ya. Hepimize sorsak aramızda ben Allah Allah diye bir şey duymadım diyen yok. Bir kültürden geliyoruz. Dikkat edelim. Kültür iman değildir. Tüm kültür din değildir. Dikkat edelim. Peki, huve olmadan böyle bir şey olması lazım gelir diye insanın bir sonuca, insan böyle bir sonuca ulaşmadan Allah demesi ne insaniyetçe onaylanabilen bir tavırdır, ne Kur'anca onaylanabilen bir tavırdır, ne de din diye bildiğimiz kaynaklarca onaylanabilen bir tavırdır. Huvesi, ben ona şöyle özetliyorum, huvesi olmayanın Allah'ı olmaz. Ne demek bu? Düşünce aşamamızda, kainatı müşahede etme aşamamızda huvemiz yok ise o bir şey var. O yok ise, böyle bir aşamadan geçmediysek Allah olmaz. O ne insaniyete sığar, ne Kur'an'a sığar vesaire, dine sığar. Huve insanın kabiliyeti dahilinde ulaşacağı sonuçtur. Huve'nin Allah olduğunu
bir zat olduğunu, mutlak, kayyum, ehad, ehad mutlak demek. Onu ayrıca her zaman konuşuyoruz, referans verip geçiyoruz da, bir tek bir tek ne demek deyince, bir tek iki olamayan demek, o da mutlak demek. İki iki diyemeyeceğin bir şey. İşte o mutlak demek. Ehad olduğunu, samet olduğunu, onun özelliğinin hiçbir şeye geçmediğini, kendisi de bu özelliği bir başka şeyden almış olamayacağını, yani mutlak, kendisini mutlak yapmak için rakamları toplamış diyemezsiniz. Mantık mı? İnsanın özelliğidir bunlar. Bunları yaşamayan, günlük hayatında bu aşamayı sürekli tekrar etmeyen bir insan, ben Kur'an'a inanıyorum, tasdik ediyorum demesi için, peki bilemiyorum, yani insanın ne yaptığını bilmem de, teorik olarak konuşuyoruz, devamlı huvallah, huvallah, huvallah terkibinden geçek geçek kainatın müşahedesinde bulunmak zorundayız. Huve benden yana, Allah vahyin tanımı. Sana anlatacak. Sen de bakalım onu onaylayıp onaylamayacak mısın? O şeyin mutlak olması gerekir deyince, şu andaki Nursi'nin yazdıklarını mütalaa ederken konuştuğumuza göre vallahi doğru diyorum. Yani kainat bile sınırlı bir şey olsa yok ki zaten. Onun öyle olmadığından eminim diyorum. Çok rahat bir şekilde ehad kelimesine ne derler? Hani ben buna imzamı atarım arkadaş demek. İmzamı atarım bu sözün altına derim. Yani onaylıyorum demek. Damgamı basarım demek. Onaylıyorum demek. Es-Samet belli. Şimdi o kelimelerin çalışmasını yapmıyoruz burada. Böylece vahyin hak olduğunu tasdik etme ve bu tasdikin biz kainatı müşahede ettiğimiz sürece, yani ölünceye kadar bu tasdik işleminin devam etmesi şart. O zaman ben Kur'an'a inandım deme hakkımız var. Peki, işte bu Nursi'nin metodundan dolayı, onun metodunun güzelliğine hayranlıktan dolayı bu vurguları yapmak istiyorum. Bakın, biz Müslümanız, Müslüman mahallesinde salyangoz satılmaz kardeş. Burada böyle dinsizce konuşamazsın falan diye böyle ükela ükela tavırlar takınarak materyalizmin, naturalizmin, bu diktatörce dünyayı istila eden akımına karşı çıkılmaz. Vaktiyle çıkmak istediler de hepsi yenildiler. İşte sonuç ortada. Biz hala Müslümanız falan deyip de kendimizi kandırmayalım. Müslüman değiliz demiyorum da, yani canım bak yenemediler falan demeyin. Neyse, o bu hamur çok su götürür. İşte bu şeriat-ı fıtriye-i ilahiye vardır. İnsani bir sonuç. Peki, işte bu şeriat-ı fıtriyedir ki, işte bu bizim insani sonucumuzdur ki, tabiat veya matbaa-i ilahiye, ilahi tabiat veya ilahi matbaa ile İnsanlar böyle isimlendirmişler, müsemmadır. İnsanlar buna ilahi matbaa, ilahi kanun, Kur'an'ın tabirini buraya getirirsek ki evet bu doğru söylüyor diye diyeceğimiz bir tabir, sünnetullah. O şeyin var edici kaynağın, ki Kur'an ona Allah der, biz de Allah diyelim, yani isim veriyor, hadi ismini biz de kabul edelim, Allah'ın bu aleme varlık verirken takip ettiği usul, varlık verme metodu, usulü, varlık verme yöntemi, sünnetullah, matbaa-i ilahi kainat. O böyle varlık veriyor işte.
diye görüyoruz şu kainatın cesedini. Ceset derken ruh yok demek değil. Ceset varlık demektir. Çünkü ilk bakışta ben ceset görüyorum, varlık görüyorum. Sonra varlıklarda özellik görüyorum. Bütün özellikleriyle birlikte bir insana insan deniyor. Bir kuşa kuş deniyor, bir kediye kedi deniyor. Bunlar sembolik ifadelerdir. Kediyi temsil eden bir kedi diye bildiğimiz varlığı temsil eden bir kelimedir. Evet. Usul çok güzel. Benim dikkatimi çeken nokta Nursi'nin argümanında takip ettiği usuldür yeni olan. Bu usul Nursi mi icat etti derseniz hayır. Bu İslam aleminde bir, yani son zamanlarda değil ama çok nadir birkaç isim var bunun tekrar ihya etmek için çalışmışlar. Allah hepsinden razı olsun ama Kur'an insanların dünya görüşünü tanzim ettiği dönemlerde, Kur'an'ın dikkate alındığı dönemlerdeki çok onlara Selefi Salih'in dönemi diyoruz. Erken dönemlerde Resulullah'ın vefatından hemen 100-150 yıl sonra bunların bir usul halinde çalışıldığını, yani insanlar düşünmüyordu, inanmıyordu anlamında değil. Bir ilim metodolojisi oluşturulmak suretiyle bilim dalı haline getirildiğini görüyoruz. O bilim dalının oluşma sürecinde insanlar belli kavramların yerleşmesi için birbirleriyle düşünmüşler, anlaşmışlar, anlaşamamışlar. Sen bu kavramla ne kastediyorsun demişler, kavga etmişler, gayet güzel etmişler. Ta ki olay billurlaşmış, sadeleşmiş ya kardeşim. Bir ham madde petrol çıkıyor değil mi? Bu petrolden gaz çıkacak, uçak petrolü çıkacak. Efendim araba benzini çıkacak, mazot çıkacak, zift çıkacak işlemi görmek için ne kadar büyük bir rafineri kuruluyor. Bu rafineride ne gibi işlemler yapılıyor, kaynatılıyor, ısıtılıyor, damıtılıyor vesaire. Ondan sonra parça parça değişik özelliklere sahip maddeler sonuç olarak ortaya çıkıyor, üretiliyor. Böyle insan fikriyatı da öyledir. Tutup da ben bunu çok önemli gördüğüm için birkaç defa tekrar ettiğimi hatırlıyorum, bir defa değil. Tutup da aman efendim bazı insanlar 3. yüzyılda sapıtmışlar. Neye? İşte bak kelam ilmi çıkmış da düşünmeye başlamışlar da sapıtmışlar. Biz de mi sapık olalım yani? Doğrudan doğruya Kur'an'a tabi olursun biter kardeşim diye. Laf etmenin haince, farkına varmadan hainlik olduğuna inanıyorum ben. Ben şahsen öyleyim. Neden? Eğer o insanlar o rafineriyi çalıştırmasalardı, bugün ne senin, ne benim, ne Nursi'nin bu olayları net bir şekilde bizim gündemimize getirmesi mümkün değildi. Kimsenin. Çünkü bizim de yeniden bir rafineri kurmamız lazım, kavga etmemiz lazım. Telahuk-ı efkardan ancak hakikat çıkar kardeşim. Telahuk-ı efkar sırasında sen bir şey söyleyeceksin, birazı yanlış olacak, birazı doğru olacak. Ben bir şey söyleyeceğim, birazı yanlış olacak, birazı doğru olacak. Bu çarşışmaların sonucunda yanlışlarımız ortaya çıkacak, doğrularımız belirlenecek ve neyin yanlış, neyin doğru olduğu 1-2-3 yıl sonra bildirilip ortaya çıkacak. Bu adamları itham etmek ne? Mutezileydi, sapıktı, filozoftu, bilmem cattı, cüttü diye damgalayarak böylece sinsice, bana göre haince, sadakat adı altında
insanın tefekkür etme, müzakere etme, birbirlerine hakikati araştırmak için teşviklerde bulunma, faaliyetlerini aşağılama, damgalamak suretiyle bak, insanlar uzun yıllar kelam ilmi üreteceğiz diye uğraşmışlar da sapık sapık mezhepler çıkmış diyerek kendi bağnazlığını, mukallitliğini, tembelliğini, düşünme özürlülüğünü haklı çıkartma çabasında olan insanları affedemiyorum. Bahaneciler. Kendisi aynı meselenin derinliğine inerek bu alimler o zaman için neler dedi, kim neyin için söylerken bir başkası ona itiraz etti. O çabayı takdir etmeyen insanlar ne yapıyorlar şimdi? Elimizde Kur'an var, bitti. Kur'an ne derse biz onu yaparız. Öbür taraftaki insan veya senin yeni yetişen neslin ne diyor? Niye bu Kur'an'ı okuyup duruyorsun diyor. Bu bizim kitabımız. Tabi bu yeni nesil şimdi yok da Brahmanların başka kitapları var, Budistlerin başka kitapları var, Yahudilerin başka kitapları var. Herkes tutmuş bu bizim kitap, bu bizim kitabımız diyor. Çocuk diyor ya herkes bir yol tutturmuş diyor, ben anlamıyorum bu işten, uğraşacak da vaktim yok, bırak bu işleri, ben agnostik olacağım. Ya bilmiyorum neden bahsediyorlar kardeşim, kafamı yorma benim deyip dinsizleşiyor. Oldu mu şimdi? Toplumun neden böyle hani camileri doldurduğuna falan bakmayın arkadaşlar. Onlar dinin adameti falan deyip gelenek. Şimdi bu geleneğin içinde hakikat var. Yok, insanları bilmeyiz de onunla kendimizi kandırmayacağız. Nedir bu insanların? En azından Kur'an diyorsa, İncil diyorsa, Tevrat diyorsa, ne diyorsa, yani adına Vedalar diyorsa, ne diyorsa, sen bundan ne anladın? Niye onu onaylıyorsun? İnsansın. Dedik ya, hüvesi olmayanın Allah'ı olmaz. Ya olur mu? Ben böyle bir şeyin farkında bile değilim. Hayır, bu bir terimdir. Bu bir yani formüldür. İnsaniyetini kullanarak bir sonuca ulaşmayanın, o kullandığı insaniyetini devamlı yeniden yeniye yaratılan kainatın, var edilen kainatın o yenilikleriyle baş başa bırakarak tazelemeyen bir insanın ben Allah'a inanıyorum deyip geçiştirmesi yalnızca bir geçiştirme tembellikten ibarettir. Tembelliktir. Beni var eden onun, hu'enin, hu'nun, Türkçe'de biraz hu diye bilinir. Hani ehli tarih toplanır, hu çeker derler ya. İşte o hu, bu hu. Ama ehli tarih toplanmış da hu çekmiş, biz aptal mıyız hu çekecek, biz Kur'an okuruz diyen aptalla, öyle söyleyeyim. Onlara ben aptal diyorum. Diğer aptallar hu'nun farkında bile değil. Hu'nun farkında olmayan Allah'ın hiç farkında olmaz. Ama efendim, belli bir grup var, bir ekip oturmuşlar da anlamsız iş yapmışlar, o ayrı konu. Onların hatası olabilir. Ama onu bahane ederek kendini hüvesiz bırakma. Hüvesiz iman olmaz. Hüvesi olmayanın imanı olmaz. Onların taklit etmişler, şeyhlerinin ayağını öpermiş de efendim böyle saçma iş olur muymuş, sahabe böyle bir şey yapmadı diye kendini pek dindarlar grubunda zannetme. Dikkat et. Onları ayıplama, onlar gibi ol demiyorum. Onlar gibi olmamada haklısın, ben de değilim. Ama hüvenin hakkını yeme. Hu'nun hakkını yeme. Kendini insan olarak değerlendir. Bunun ayrılması lazım. Bazı insanların yanlış davranışlarından dolayı o insanların diline doladıkları hakikati çöp tenekesine atma.
O zaman biz Müslüman alemine baktığımızda Kur'an'ı, İslam'ı, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hepsini çöp tenekesine atmamız lazım. En rezil toplum dünyanın o aşağı yukarı. Çin biralar hani böyle bir milyardan fazla insanın süründüğü yer diye bilinir idi. Şimdi Çin bile toparlandı. Kendini artık iyiye kötüye bilmiyorum da bir düzen altına alıyor. Bakın görün bir 50-100 yıl sonra dünyanın lideri olacağı benzeyen bir gelişmeye girdi. Şimdi görüyoruz uyandı. İslam aleminde sıfır. Kargaşa, sürtüşme, senin Kürtmüşün, Türkmüşün, Arapmışın, şu tribe'danmışın, Suriyeliymişin, Lübnanlıymışın, Cezayirliymişin, Faslıymışın, Tunusluymuşun gibi kavgalarda Türkler daha üstün, Araplar daha üstün, yok Mısır dünyanın kültürel başkanı bilmem ne benim dediğim odur, dünyanın lideri benim. İddialarıyla çocuk gibi sürtüşüp duran bir yığın var ortada. Bunun durumuna bakıp da bunların elinde bir de kitap var deyince ya bu insanların kitabından olsa olsa işte böyle insanlar olur. Ben bu insanlarla beraber mi olacağım? Bu insanlarla kendimi tanımlayamam ben kardeşim diyerek Kur'an'ı ya da İslam dinini genelde Resulullah'ın eğitimiyle birlikte reddederler. Aynı nedenden dolayı sen de baktın bir yerde 3-5 halk tabakası toplanmış hu hu diyor. Sen de bakıyorsun bunların yaptığı saçma diyorsun. Hu'yu çöp tenekesine atarsan aynı şeyi yapmış olursun. Peki. Biraz konuyu dağıtmış gibi oldum ama inanmıyorum. Ben kendim siz bilmem dersiniz bu adam çok konuşuyor işte ne bileyim çenesi düşük falan olabilir. Ben inanmıyorum ki konu dağıldı. Bunlar esaslı noktalardır. Usul noktası, usul meselesinde esaslı noktalardır. Onun için çok geniş açıklamalara ihtiyaç var. Hala bakın bu dersten çıkın, yarın değil birkaç bir saat sonra, 20 dakika sonra inşallah dersimiz biter. Bu dersten çıkın, hayatınıza bakın ne yaptınız diye. Huyu aradınız mı? Sorun kendinize, ben soruyorum, hayır çıkıyor. Hayır, huyu aramadım çıkıyor. Hani huyum yoksa Allah yok, Allah yoksa dinim nerede? Din dediğim olay nerede? Niye bir de tutup namaz kılmanın vakti geldi diye namaz kılmaya kalkıyorum. Kılmayalım demiyorum. Neye? Farkında değilim. Canım her zaman mı böyle tefekkür edip duracağız? Evet. Evet. Her zaman nefes alıyoruz. Her zaman ışık istiyoruz. Her zaman düşünüyoruz. Her zaman düşünecek kabiliyet var. Her zaman görecek kabiliyet var. Her zaman yaratılış karşımızda. Hiç bu da her zaman böyle kainat yaratılıp duracak mı canım demiyoruz. Öleceksin, yok olacaksın deyince ödümüz kopuyor. Niye? Var olalım istiyoruz. Demek ki her zaman var olmak isteyen insan, her zaman görmek isteyen insan, her zaman düşünmek, her zaman hakikati hatırlamak, her zaman hakikati birbirine hatırlatmak zorunda değil mi? Mesela iki insan bir araya geldiği zaman dikkatimi çekiyor. Laf lafı açtı diyoruz. 2 saat geçiyor. Konuştuğumuz hiçbir şey ceviz kavunu doldurmaz. Hakikati yok. 2 saat geçti. Şurada bir ders yapalım, bir konu üzerinde tefekkür edelim dediğinde 10 dakikadan sonra ya bir çay kahve falan olsa olmaz mı diye uyuşmaya başlıyoruz.
Hemen 15 dakika, 20 dakika bir şeylerle meşgul olup arkasından hemen çaylar gelsin. Ondan sonra başlıyoruz dedikoduya yine. Ne oldu, ne etti ya, havalarda şöyleydi, bizim çocuk böyle yaptı. Yok işler şöyle gidiyor. Buna şöyle bir şey alacaktım, verecektim, bulamadım piyasada, sen biliyor musun? Bunu konuşurken bir saat geçiyor. Hiç uyuyan yok. Ama bir hakikati paylaşmak üzere hadi bir düşünelim arkadaşlar dediğinde 3 dakika sonra gözler kaymaya başlıyor, dikkatler dağılıyor, uyku sersemliği başlıyor, gözümüz, burnumuz çay kokusu gelecek mi gelmeyecek mi, yemek kokusu gelecek mi gelmeyecek mi, pastalar börekler varsa hele bir de ev dersleri olur ya Allah. Ne onlara ne derler ki alemlere şenlik, orada artık değişik pasta yarışmaları, börek yarışmaları başlar. Börekler geldiği zaman hiç kimse uyumaz. Ama şunu bir düşünelim arkadaş deyince, kardeşim düşünme, oku ne demek o biliyor musun? Bırak da ben uyuyum demek, uyuyum beni zorlama, uyandırma demek. Böyle bir saçma dairenin içerisine girmişiz. Saçma bir şey. Adına da aman efendim şöyle olurdu da böyle olurdu da diye tarihten nakiller yapmak suretiyle kendimizi, tembelliğimizi haklı çıkaran bir kısır döngü içerisinde uyuşup gidiyoruz. Hiç bunun dinle minle hakikat aracılığıyla alakasının olduğunu zannetmiyorum. Ama bu arada bazı kişiler uyanıkmış, takdir ederim. Genel tavırdan bahsediyor. Onun için böyle efendim hep mi düşüneceğiz? Akıllı olmaz bu iş, akıllı olmaz. Ya uykuyla olur ha? Uyuşmakla olur, dedikoduyla olur. Dünyayı konuşmakla olur öyle mi? Akıllı olmaz ha? Kalple. Kalple ne demek biliyor musun? Aslında çok doğru. Fakat alet ediliyor. Çok doğru. İman kalplidir, doğru. Ama imani bir mevzu konuşulurken hemen sıkılıveriyoruz. 15 dakika bize 10 saatmiş gibi geliyor. Dedikodu yaparken 2 saat, 2 dakika gibi geliyor. Ya bu işte bir sakatlık var. Bu işte bir sakatlık, bir yanlışlık var. Dikkat edelim. Neden? Aklımızı, dikkatimizi, yaratılışımızdaki olan özelliklerimizi canlı olarak tutmak zorundayız. Dedikodu yaparken canlanmayacağız. Ne demiş? Öyle mi ya? Gitmiş mi? O da böyle yaptı. Zaten de böyle yapar. Bunları konuşurken herkesin gözü böyle yıldız gibi parlar. Ama bir hakikatin ne demeye geldiğini sorduğumuz zaman uykusu bozuluyor insanların, rahatsız oluyorlar. Bırak da uyuyalım böyle, gevşeyelim diye. Yani o zaman ne yapıyorsunuz? Açıyorsunuz ilahi dinler gibi. Başlıyorsunuz Kur'an dinlemeye. Ya müzik dinliyorsun. Müzik dinliyorsun. İnsaniyetini kullanmıyorsun ki. Müzik dinliyorsun. Efendim ama Nursi'de güzel hafızları dinlerken Beyazıt Camii'nde. O da bak hafızları dinlemiş. Ama hafızları dinlerken el mevtu hakkun veya küllü nefsin zâikatül mevt ayeti okunduğunda diye de sayfalarca eser yazmış. Sen hangi ayet karşısında sayfalarca eser yazan bir tefekküre girdin? Bunların hepsi hainlikten ibaret. Hiyanet ediyoruz insaniyetimize. Kendimize nankörlük yapıyoruz. Neyse. Yani biraz Risale okuyanlarla olan ilişkilerimden hatıralar canlandı da dedikoduya girdik yine Allah korusun. Çok söylenenler var. Bakalım arkadaşlar ne demiş. Bilmem kim fizikçi açık açık söylemiş.
with pantheism, it is associated with the order of nature or the universe itself. Evet, bu o who dediğimiz şey diyor. Esma yazmış. O panteist dediğimiz öyle kainatın kendisidir Allah diyen. Yani kainatın kendi kendini yaptığını söyleyen insanlar kendi kendine işte kainat ilahtır diye özetlenebilecek. İlah dediğimiz şey kainatın kendisi diyen anlayışı temsil eden birisi. Biz diyor üniversite, evet. Biz evrenin kainatın kendisiyle o kainatın düzenini aynı kendisi olarak görüyoruz. When modern scientists such as Einstein and Stephen Hawking, modern sciences, Stephen Hawking hokkabazın teki. Einstein belki biraz da. Stephen Hawking really çok, yani çok ciddi alınacak bir adam değil Hawking. Herkes ondan alim alim falan diye başladı da hokkabaz böyle nedir saçmalayan bir adam. İki yılda, üç yılda bir yeni bir saçmayla çıkıp gelip dikkat çekmeye çalışan, bana göre saçmalayan bir serseri. Neyse ama hani Einstein'la beraber anılınca sanki Einstein bir saçmalamanın ötesinde ciddi bir adamdı yani. Bir varlık, varlığı izah etmeyi en azından yaratıcıya izafe etmese bile ki yaratıcıyı inkar etmeden inkarına imkan olmadığını söylemek suretiyle böyle bir şey olması lazım dedi ki insandı yani. Einstein bir insandı, insanlığını kullanıyordu teorilerine baktığın zaman. Hawking'i ben insanlar bahsediyorlar, merak ediyorum. Bir makalesini, bir iddiasını okuyorum. Saçmalamaktan başka bir şey söylemiyor diyorum da onun için. Neyse, God in their writing. Mention God in their writing. This is what they seem to mean, that God is nature. Ha, Türkçesini de yazmış. Peki ona panteizm, ilah, doğanın düzeniniyle ya da evrenin kendisiyle bağdaştırılır panteizmde. Einstein ve o saçma adam, isimlerini konuşmayı sevmem ama öyle işte yazmış madem, gibi modern bilim adamları yazılarında Tanrı'dan bahsettiklerinde şunu demek istediklerini sanıyorum. Tanrı doğanın kendisidir. Aşağı yukarı aynı şeye gelir. Alıntı çevrimle beraber buydu. Bence panteistik Doğu Asya dinlerini ve onların yoga gibi ibadetlerini suyunu çıkarıp kuşa döndürüp egzersize dönüştürüp reklamını yapmaları kasıtlı olarak, çünkü aslında doğa tanrıdır ateizmi ve nefse tapınma şey satanizmi, bir dakika bir dakika kaydı birisi bir şey yazınca kayıyor. Satanizmi yaymak orada daha kolay görüyorlar. İnsanın din ihtiyacını şimdilik Budizm gibi tanrısız denen dinlerle karşılıyorlar. Kapıyı açmak için İbrahim'i dinlere ise savaş açıyorlar. Dünyada bu var. Emin Allah kelimesi insaniyetimi kullanıp varlığın kaynağının ne olduğuna dair ulaştığım sonuca takılan etikettir, takdir diye anlıyorum. Hüveyi bulduktan sonra evet. Emin'in yazdığına ve Hüvey'i bulduktan sonra evet diyoruz. Ahmet Ali'nin yazdığına biz önce olguları gözlemliyoruz. Olguların arasındaki ilişkileri zihnimizde anlamlaştırarak kurallar bütünü olarak modelliyoruz. Olgulardan sonra ortaya çıkan zihni ve harici olan kuralları ve kanunları olguların varlık sebebi olarak açıklıyoruz. Ne yaman bir çelişki. Evet. İnsaniyeti kullananlar için evet. Tam, aynen katılıyorum. Bir de Ahmet Ali'yi tebrik ederim. Artık cümleleri ve virgülleri yerinde kullanıyor. Teşekkür ederim. Levent, neden böyle oluyor? Hakikat daha âli, daha tesirli değil mi? Hakikati isteyene tesirli Levent. Uyanmadın mı? Hakikati istemek ayrı, sosyal dini bir faaliyete katılmak ayrı, mevlid dinlemek ayrı, müzik dinlemek ayrı, Kur'an'ı mütalaa etmek ayrı. Levent, sen benim kardeşimsin. Karıştırıyoruz da ondan. Neden istemiyoruz?
Neden istemiyoruz? İnsaniyetini kullanmayanın dini olmaz ki. Bunu anlamamız lazım. Ahmet Barman diyor ki, yanlışların farkına varmamız için ifade etmeniz de gerekiyor. Allah razı olsun. Yoksa yanlış usul ve yerimizde sayıyoruz. Doğru. Allah razı olsun Ahmet Barman. Onun anlayışınıza teşekkür ederim. Gayet garip olan şu insan niye hakkı aramaz? Evet Kevser kardeş. O da öyle yazdı Kevser Emare. Şu insan niye hakkı aramaz diye. İnsan hakkı arayacak şekilde yaratılmış ama aramama alternatifi, serbestliği, hürriyeti de var. Ben Allah'ı şöyle söyleyeyim. Beni yapan, beni yaratan o ki ona Allah denildiğini anlıyoruz. İsim veriyoruz. Verilmiş madem hak olduğunu tasdik ettiğimiz Kur'an'da ona Allah ediyor. Olur efendim. Niye demeyin? Değil mi? Hani hak olduğunu görüm, ne söylerse doğru çıkıyor. O zaman ya sen benim dostumsun diyorum. Senin dilinden konuşuyorum diyorum. Allah diyorum. Peki insan niye hakkı aramaz? İnsan hakkı arayacak şekilde yaratılmış. Ama ben o yaratıcı olan hakkı, Allah'ı çok seviyorum. Niye çok seviyorum? Ama benim karnımı doyurdu bilmem ne için. O da var da. Onları inkar edemem. Varlığımı anlamlı kıldı vesaire. Bana bu özellikleri verdi. Nereden bu özellikleri? Ben nereden alırdım? Olur mu böyle? Milyar dolar verseler gözümü vallahi vermem. Bir gözümü bırakın aklımı. Milyar dolar versin vallahi vermem gözümü. İsterseniz deneyin. Bir pazarlığa girin bakayım. Kandırabilecek misiniz beni? Hayır. Bir gözüm bu. İki de değil. Bir gözüm. Vallahi vermem. İçinizde bir kişi de çıkmaz ki gözünü milyar dolara satsın. Çıkmaz. Çıkacağını da zannetmiyorum. Peki böyle kıymetli bir varlığımız var. Bunların hepsi için müteşekkirim. Çok seviyorum. Fakat bir şey var ki onu daha çok seviyorum. O da yine işte Allah'ı sevmemin neden sebeplerinden birisi de bu. Bana irade vermiş. Ve irademi cömertçe serbest bırakmış. Cömertçe. Yani evet işaretlerle yanlış yapıyorum, doğru yapıyorum diye yani hani beni bir şekilde yönlendirmek için tercih unsurlarıyla birlikte yaratıyor da çok kasıtlı, çok düzenli bir şekilde ama beni hiçbir zaman bir tercih yapmaya mahkum etmiyor. Yani beni esir etmiyor. Buna çok dikkat edelim. İnsaniyeti mükerrem yaratmış. Esarete hiçbir zaman razı olmayacak şekilde yaratmış. Hür yaratmış. İradeni şu sana verdiğim alanda serbestçe kullanıyor. İşte seçeneğim. İstersen beni inkar etmeyi tercih et, serbestsin diyor. Serbestsin. Ya bu Allah sevilmez mi? Bu yaratıcı sevilmez mi? O kadar güzel ikramda bulunuyor ve bana o kadar çok değer veriyor ve o verdiği değer içerisinde de bana beni olduğu gibi özgür bırakarak İşte yol senin diyor, sensin. İstersen, hani Kur'an'ın tabirlerini kullanmak geldi içimden, istersen iman et, istersen küfret. İşte iki yol, istersen tembelliği seç, istersen sana verdiğim emanetleri kullan. Serbest. Bu serbestlik o kadar kıymetli, o kadar kıymetlidir ki, bu serbestliğin değerini bilen adam bu serbestliği hiçbir zaman istismar etmemesi gerekir. Ama biz irademizin
tamamen hür bırakılıyor oluşunu bir türlü hazmedemiyoruz. Hazmetmek içimizden gelmiyor. Hür olmayacaksın demeye getiriyorum kendime. Neden? Hürriyetimi kullanmaktan kaçıyorum. Hürriyetimi kullanmak demek, karar vermek demektir. Karar vermek demek, iki alternatif arasında seçenek yapmaktır. İki seçenekten birini seçmek demek. İki seçenekten birini seçmek için de düşünmek, insani duyguları kullanmak gerekiyor. Bunu mu seçeceğim, bunu mu seçeceğim? Biz seçmeyi nerede kullanıyoruz? Mağazalara gittiğimiz zaman, alışveriş merkezlerine gittiğimiz zaman, bir gömlek, bir çorap, bir kalem, bir telefon alacağımız zaman kullanıyoruz. Şu daha iyi, bu daha iyi falan diye. Ama insaniyetimin sorgulama özelliklerine gelince, sorgulama kardeşim, felsefe yapma kardeşim ya, taklit et, taklit et, taklit et diye nakiller yapıyoruz. Bu insaniyetin kendisine hiyanetinden başka hiçbir şey değil. Hainliktir. Kendime hainlik ediyorum. İnsaniyetime hainlik ediyorum. Onun için Kevser Hanım, garip olan şu insan niye hakkı aramaz diyorsunuz? Derdinize katılıyorum. Aramamız lazım. Ama hürüm. Yaratıcım beni hür yapmış ya, kimse bu hürriyetimi elimden alamaz. O hürriyet o kadar kıymetli ve o kadar da büyük bir sorumluluğun kaynağıdır. Evet, Esma yazıyor. Allah, insanlar bizi hapse, zindana atsa, köle etse bile Allah irademizi, hürriyetimizi elimizden almıyor. Bilal Habeşi ve o da bir örnek, köleyken de hür idi. Biz de ne yaparlarsa yapsınlar, parasız, pulsuz, işsiz, güçsüz kalsak, eşsiz kalsak, ne yaparlarsa, ne olursa olsun, esbab dairesinden konuşuyorum, kaderi ilahiden hepsi haklıdır da. Esbab dairesinden konuşuyorum. Hür olmayı becermek lazım. Hür olmayan insan olmaz. İnsan olmayan huyu bulamaz. Huyu bulamayan Allah'ı bulamaz. Allah'ı bulamayan ebedi saadeti bulamaz. Böyle bir sonuç. Peki efendim. Bakalım. Ah, vaktimiz dolmuş. Elhamdülillah. Demek ki 1,5 saat çabucak geçiveriyor. Evet, tabiat demiş, tanım yapacak. Devam ediyor, tanım yapacak. Gelin rahat rahat gelecek hafta bu tanımdan başlamak suretiyle inşallah sohbetimize devam edelim. Bu tanım, bunlar önemli. Nursi'nin metodolojisine dikkat etmeden Risale-i Nur okunmaz. Kur'an'ın usulüne dikkat etmeden Kur'an okunmaz. Resulullah'ın sözde, Resulullah'ın risalet görevinin ne demek olduğunu anlamadan hadis okunmaz. Nursi'nin derdini bilmeden Nursi'nin kitabı okunmaz. Hem dert olmayanların, Nursi ile hem dert olmayanlar Risale'yi okumaz, onu bilmiyorum da okunmasının bir faydasını görmedim ben. Bir faydasını göreni de görmedim. Taklitlerimizi tahkim ediyoruz, muhkemleştiriyoruz. Taklitlerimizi muhkemleştiriyoruz. Eğer hürriyetini, insan hürriyetini kullanmamış ise, nefsine köle olan ise hür, zengin vesaire görünse de aslında hürriyetini kaybetmiş köledir. Doğru. Doğru. Allah razı olsun Esma. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin bi hurmeti sirri suretil Fatiha. Oh, my son.